Ne yapayım? Kalıp. Kırıt aşkım, kırıt aşkım. Salla aşkım, salla aşkım. Ama Tülay. Tülay. Aa. Ne? Ay, 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 ay. Geçti, 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 geçti. Aa! Kız, dur, dur, tamam, tamam, tamam. Ay, tutamıyoruz şimdi. Ay, kız, kız, güzelim ayakkabı kırdın, yemin ediyorum. Dikkat et, ha. Ya Bora, bir konsantre ol ya, bari doğru tarafa git kardeşim, of. Ne yapıyorsun? Lan, dur. Ne yapıyorsun? Bora, bir... Hay Allah. Ne yapıyorsun? Yapamıyorum ya, yapamıyorum. Ben boyum çok uzun bunun için. Benim babet falan giymem lazım. Ya senin niye bu kadar moralin bozuldu? Birader ne oldu? Aa. Aslan. Haydi Selahattin. Aşkım, bravo aşkım. Tur. Biraz daha kırıtırsan daha kolay olur aşkım. Hadi bakalım. Kırıt aşkım, kırıt aşkım. Salla aşkım, salla aşkım. Evet. Dur. Dur. Bismillah. Senin tarzın bu aşkım. Sen busun aşkım. Gülistan ve Selahattin liderlik köşesine. Gel aşkım, gel aşkım. Sen busun aşkım, sen busun aşkım. Ne demek sen busun lan, millet yanlış anlayacak. Gel bismillahsın ya. Olduk bu. Alet ediyor. Anası alet etti Tülay. Ay Tülay kadar başına taş düşsün. Bir üstüne oturmadın değil mi? Tülay terbiyeli ol. Kız konuşma çağında böyle lafları öğrenmesin. Ay babası olduktan sonra ne desem boş. Aa yapma Tülay. Ha yürü git o zaman. Aa yeter lan. Tülay, 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 Tülay. Bitti Tülay. Dinle Tülay. Yok istemiyorum artık. Bitti. Tülay bitti. Ama Tülay. Tülay. Aa. Ne? Tülay mı dedi o? Küfretme diyorsun kendin 50.000 kere Tülay, 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 Tülay yapınca. Tülay. Yeter. Tülay deme. Anne. Anne. Hadi kızım. Hadi bakayım. Anne. Tülay. Yapma kızım. Yapma şunu ya. Aa. Anne. Anne. Defnoşu, babayla bir saat gezmeler, alışverişler. Ne yaptınız bakayım? Tülay, Tülay, Tülay. Aa, ne dedi o? Bir şey dedi o. Bir dakika ya. Tülay mı dedi o? Oho, sen iyice delirdin ha. Ya reklam var ya. Kadın deterjanı lekenin üstüne döküyor, kolay, kolay diyor. Onu gördü, kolay, kolay diye diye. Koyay delirttim ben bunu artık. Ha, kolay mı diyor? Reklamlardan gördü cimcime. Defnoş'um, konuşmak çok mu koyaymış kızım? Kolay. Sanki kolay demiyor ya. Bebek bu Gülistan. Yani dili o kadar dönüyor ya. İnsaf ya. İnsaf ya. Dur değiştirme görelim. Ya bu ne takıldın sen de bu diziye böyle? Nereye Selahattin? Şey, altı ıslak. Yo, yeni değiştirdim. Ha, ateşi mi var bunun ne ya? Bakayım. Ya, al artık. Yatır ya, bu saatlerde parti kızı mı olacak, ne olacak? 10 dakikaya yatıracaktım. Al anası, al hadi yatır artık. Ya köşe kırlenti gibi televizyonun karşısına oturtmayın şu çocuğu. Akşam Deniz'in dizisi var da tanıtımlar çıkıyor. Kaçta diye bakıyorum.
Ne? Bu akşam odası. Ay ben zaten seyretmiyorum da yani. Herkesin hobi olarak birbirini vurduğu bir şey. Defne'nin yanında seyredilmeyecek. Aa! Çocuk reklamlardan duyup kolay demeyi öğrendi diyorsun. Belki böyle konuşacak Defne. İki tane çal çene, bir de televizyon. Çocuk fırsat bulamadığı için konuşamıyor. Geç et. Gece kondu mahallelerinde oğlanı arıyoruz ya. Kızım fakirler demek, ayıp değil ki. Aman baba ya. Yağlı kapı bulmuşlar. Yarın bir gün bunları zorla evlendirmeye kalkarlarsa oğlanı kapatmışlar. Eve kesin bize yamanacaklar. Pis aile. Yahu nereden biliyorsun pisliklerini? Aman ben bilirim böyle tipleri. O çalgıcı çocuklardan biri dedi zaten. Rezalet bir ev, eylem oraya hiç gitmez dediler. Aa, çöpçü sokak. Dön buradan yukarı Şehmur. Ah, biraz. İyi akşamlar. Ben Gülistan Kocabaş Çakaler. Eylem Yılmaz'ı arıyoruz. Biz arkadaşının annesiyiz. Burada mı oturuyor? Yoksa biz yanlış geldik herhalde. Ah geldi kızım benim. Burada. Buyurun. Ha, anladım. Siz... Geçmiş olsun size. Ben iyiyim. Hanımefendi rahatsız. Grip. Hanımefendi? Patron. Eylem'in annesi. Pardon, bu ev Eylem'in evi mi? Annesinin evi. Baba ayrı malum. Nereden buldunuz beni? Eylem, canım, ay kızım biz böyle cevaplarınca bir şaşırdık. Evet zenginiz, konu ne? Konu şu, bak yavrum şimdi ne biz... Ne kadar zenginsiniz? Eylem, Orçun burada değil mi? Orçun güvenli bir yerde, kafa dinlemeye gitti, iyi. Bir haftaya gelecek. Çay. Orçun'u buraya kapattınız değil mi? Ha? Servetinizden oğluma sahip oldunuz değil mi? Kızım. Bu evle oğlumun gözünü boyadınız. Annemle birlik olup benim çocuğumu sahiplendiniz. Bizim paranızla satın alamazsınız. Söyle bakayım. Kaçıncı katta benim yavrum? Bu katların hepsi sizin mi? Evet. Oha. Orçun! Yavrum! Biz geldik annem. Annem gel yavrum. Orçun! Orçun yok. Yemin. Başka bir yerde. Nerede? Kimseye söylemeyeceğime söz verdim. İyi o. Nereden buldunuz burayı? Zerrin. Eteğinin belini kıvıran Zerrin. Çay. Eylem. Annen gitti kızım. Nereye gitti? Cem Bey geldi de. Galiba yurt dışına. Ha. Garajdan çıktılar. Cem annemin sevgilisi. Küslerdi. İyi, barışmışlar. Hayırlısı. Küsleri barıştırmak sevaptır. Bir yerde. Tabii. Anne. Bana bir şey dedi mi? Arayacakmış yavrum. Ben anlamadım şimdi. Yani yurt dışına gitti annen alasmalık demeden. Ne? Önceden öyle ani gitti mi şimdi yani? Ya öyle olmuş demek ki. Ama anlamadım ki ben insan bir çocuğunu öper koklar hoşça kal demez mi? Niye? Ya o kızım herkesin adette düzeni farklı.
Bavulunu nasıl yapıvermiş, ben ona hayret ettim. Bavulu hep hazırdır efendim. Seyahati seviyorsa demek. Ay bir gelip öpseymiş, çocuğun ağzına mı yapışırmış? Servet. Grip de iyileşti o zaman. Depresyon. Dem olunca bitti demek. Sen de annen hasta diye gelmiştin değil mi? Öyleyse geldim. Çay. Yemek vakti geldi. Hazırlayayım mı? Buyurmaz mısınız? Yok, çok teşekkür ederiz. Biz zaten gidelim artık değil mi? Oldu. Haydi bakalım. Görüşürüz. Eylem, yemek odasını hazırlayayım mı sana yavrum? Tek başına yer misin? Ben tokum. Bak ne diyeceğim Eylem. Kaytaz böreği yapıldı. Annem de çok yapmış sağ olsun. Ziyan olacak. Sen de seversin. Ne yapalım? Hı? Ne yapalım? İstersen sen gel. Biz de ye. Yanında da arkadaşlarım var. Onlarla takılırsın. Sıkılmazsın. Değil mi? Olmadı. Gece de bizde kalırsın. Ha anneciğim? Okey. O zaman çantamı alayım. Ama bekleyin. Bekliyoruz kızım. Bilgisayarın da bizde zaten. Okey, bekleyin. Orçun nerede ya? Bir söyleseydi. Gözümü açar mısın? Hayır. Biraz sabret bakalım. Nereye gidiyoruz? Söyleyemem. Sence? Öldürüp ormanı atacaksın. Ay Allah korusun kızım ya. Şoför bey, biz sağda inelim. Oraya araba girmiyor. Ara sokakta biraz yürüyeceğiz. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Şöyle. Aç bakalım gözünü. Hatırladın mı burayı? Yabancı gelmedi. İstiklal Caddesi olabilir mi? Uf, onu demiyorum ya. Butiği diyorum, butiği. Yılbaşı gecesi sonra ayakkabı almıştım. Hah, daha neler neler alacağız. Benim kızım yok ya canım benim. Acık kızımmış gibi sana alışveriş yapayım, süsleyeyim seni. Ha? Biraz stilini değiştirelim. Hadi gel. Benim tarzıma burası bilmem. İnanacaksın. İnançla yapacaksın. Her şey olur. İnat olmazsa başarı olmaz. Gel. İnanç mı inat mı bir karar ver. Haydi. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Adres bende kalsın. Sen beni takip edeceksin. Az yürüyeceğiz. Haberleri var mı? Bizi bekliyorlar. Sen paradan haber ver. Para okey. Gidelim. Ay sevgili yavrum, kıyafetlerin çok yakıştı da bu kömür gibi makyajı sen her sabah nasıl yapıyorsun? Sil sil çıkmıyor ya. Hiç çıkarmıyorum ki. Ney? Eksildikçe üzerini tamamlıyorum. Nasıl? Sen her gece yüzünü acı bademle silip gül suyu sürüp saçlarını fırçalamadan mı yatıyorsun? Bu gerçek bir soru mu yoksa mı geziyorsun? Ne biçim laf öyle ya? Ne dedin sen? Ağzına biber sürerim bak. Bak canım benim, ben seni bir kardeşim, bir kızım gibi benimsedim. Yani yanlış anlama. Ama genç kız küfür söylemez. Hep kibar ol. Olur mu? Okey. Okey de at. Yerine tabii Gülistan Hanım teyzeciğim. Öyle yaparım de. Okey, yerine biraz uzun olmuyor mu? Of. Ay kazı kazı bitmiyor. Kömür karası ya. Altından ne çıkacak diye korkuyorum. Kazı kazan. Hiç merak etme. İnşallah kazanacağım. Ne demek o? Hiç. Eylem bir de hanım kız böyle oturmaz yavrum. Birleştir, böyle yana al. Hatta bilek bilek üstüne
Evet, bak böyle hanımefendi gibi. Çok güzel, aferin. Bir de güzel makyaj yaparım ben sana. Sonra da bu yarım kalmış ojeleri silelim, tamam mı yavrucuğum? Yani böyle siyah siyah, kirli gibi duruyor. Kirli zaten. Ha. Şaka, o kadar da değil. Gülistan Hanım teyzeciğim. Ha. Aferin. Aferin. Saçın çok yakıştı vallahi. Evet, peluk gibi oldu. Daha küçük adımlar atarsan daha kolay yürürsün. Bak böyle. Bak. Okey. Tabii Gülistan Hanım teyzeciğim, öyle yaparım. Maşallah. Seni seviyorum, seni seviyorum. Allah belanı versin, sen bana ne yapıyorsun aşkım? Camlar kirli, perdeler pis. Ya ben bunu görmek zorunda mıyım böyle ya? Selahattin yeter artık ama ya. Kızın bir şey yaptığı yok. Bana bak, ben bu masaj koltuğunu buraya taşıttıracağım. Satalım gitsin ya. Ya yıldım misafirden, ben kahve mi işletiyorum? Ev hanım mıyım, şaşırdım ha. Komşu, dün gece rüzgardan masörtünüz benim iplere uçmuş da yıkadım, ütüledim. Buyur canım. Sağ olun. Gereksiz zahmet ama. Teşekkür. Sprey kola mı, sıvı kola mı kullandınız? Ayıptır sorması komşum. Ben klasik kullanıyorum. Yani tarzım bu. Hani misal çerkez tavuğunda da hep eski stil. Böyle cevizin yağını çıkartarak da. Hep öyle, hep. Tabii tabii, ötekisi zaten tembel işte, değil mi Gülistan Hanım teyzeciğim? Cevizi böyle havanda ezmeden yağına ermez. Bizim evde yemekler hep öyle yapılır, hamdolsun. Oh maşallah, Allah içine sindirsin komşum. Kalmadı böyle hanımlık kadınlık ha. Bugün değilse yarın kıyamet kopacak, belli oldu. Bana bak. Satamamışsınız evi be, yazık. Dedim gideyim bir dayanak olurum. Satamadık Masfiye Hanım. Sayende, sayende. Senin uğrun. Ay biz, biz. Oh. Dur dur Gülistan Hanım teyzeciğim, şimdi bir tülbent örtelim onun üstüne. Ay, aferin. Tam istediğim gibi oldun Eylem. Eserimle gurur duyuyorum. Çok şükür sayenizde. Sen Orçun işe gittikten sonra geldin. Hep de o gelmeden çıktın gittin de çok merak ediyorum. Yani kesin kes 10 gündür hiç mi görüşmediniz? Kısmetse ilk bu akşam görüşse hayırlısıyla. Hayırlısı. Hayırlısı. İyi akşamlar Orçun. Nasılsın? İyisin inşallah. Anne babanlar nasıllar? Saatleri yerinde mi? Eylem'e çok benzeyen kişi. Kimsiniz? Ya projem var dediydim ya. Hayat tarzımda inat etmeyi bıraktım. Gülistan Hanım teyzeyle yakın münasebet içine girdim. Sözünden hiç çıkmadım. Kısmetse bundan sonra gül gibi geçiniriz. Kimle konuştuğumu hiç bilmiyorum şu an.
Gülem sen. Bebeğim, iyi misin ya? Hamdolsun işte, hep koşturmaca, hep koşturmaca seni sormalı. Ben bu süreçte ev buldum. Ayrı eve çıkarız diye düşünmüştüm ama. Nikahsız. Üstüme iyilik, sağlık. Yok, genç kızım laf söz olur, hayır. Behrem sana ne yaptılar böyle? Çok güzel pilav yapıyorum. Orçun tane tane dökülüyor. Bir de yanına ayıptır söylemesi kuru fasulye yapıyorum. Böyle 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 helmeleniyor. Ama onun zaten öylesi makbul. Rahat yenge, eylemin bedeninden çık. Orçun artık evde sorun yaşamayız kısmetse. Annem beni çok seviyor. Kendi kızı yaptı. Görüyorum. Onun için sana karşı içimde hiçbir his kalmadı şu an. Bacımsın. Bacı mı? 10 günde bunu nasıl becerdi ya? O denli mi ya? Ama... Emine Gülistan olmuşum ben. Bacaklarıma bakıyorum, Gülistan Hanım teyzenin bacakları ne kadar zayıflamış diyorum ya. Gülistan Hanım teyze mi? Orçun ben hala benim. Ben hala benim. Eski kıyafetleri giydim mi tamam. Onları çöpe attım ama çıkar yıkarım yine. Son durulamaya bir kapak yumuşatıcı, üstüne de spreyli kolayla buharlı ütüyle bir geçeceksin mis. Ah, hormonlarım böyle böyle çekiliyor şu anda ya. Elam senin kaşındaki çivi nerede? Galiba sizin hırdavat kutusunda. Of. Benim fabrika ayarlarıma dönmem lazım. Bir süre görüşmeyelim. 10 gün. Yeter. Buyurun efendim. 15. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. İnandım oldu. İnanmadan olmazdı işte bu. Sen balkon misafirlerini bırak. Burası doluyor, burada çalış. Eyvallah, balkon zaten mahşer. Var ya, millete bedava zehir var desem alacak içecek. Hadi kardeşim, hadi. Bora, lan! Ne yapıyorsun anam ya? Takılıyorum işte. Ha, kız kimin partisi bu, arkadaşının mı? Yo, tanımıyorum. Ben içki veriyorum burada. Barmen gibisin de. Sen öyle deyince bir havalı oldu. Evet, barmen. Ama sabit değil. Portatif barmen. Ah, iyi yaram. Nakarat geliyor. Hadi görüşürüz gülüm. Bu sefer kendini yakalattın. Basmayın canım. Tek yere basmayın. Hiç değilse nikaha kadar temiz kalsın. Lütfen biraz dikkat ama gülüm ya. Ah canım. Bu ne lan? Böyle bahtsızlık mı olur? Kim yazıyor lan benim hayatımın senaryosunu? Yukarıda Allah var diye kendimi yokladım. Aklın var mı diye bir baktım. Rıza, sen bu kızı bir yerlere oturt. Vallahi bütün gece beli bıhını ağrır. İyi, tamam, tamam. Nasıl yapmışlar buraları ya? Aşk gözünü açtı. Rıza'm biraz enerji ya. Al, al, al. Sünepe bir durma burada. İyi, tamam, ben şimdi bir şeyler içerim ya. Hanım, ben size balo salonundan yandan sandalye göndertiyorum, tamam mı? Ben olmasam organize sıfır. Hadi kardeşim, koy birkaç çeşit dolaştır. Damlat bakını. Vay Bora. Vay. Ne yapıyorsun oğlum? Gel, gel. Gel hadi, ilk içkin benden hadi. Aa, hoş geldin. Sen gelecek miydin bugün? Ya aklıma esti. Bir tebrik edeyim dedim. Eyvallah.
Deniz gelecek mi? Tabii ki hayır. Ben geleyim dedim. Hiçbir şey aksamasın. Aman seni evlendirelim, gözümle göreyim. Ablam kurtulsun dedim. İyi, iyi yapmışsın. Hadi şerefe. Hmm. Evet. Bu şarap sıcak. Ben bunu değiştireyim. Pardon, bakar mısınız? 3 tane şampanya alabilir miyiz? Tabii ki. Oğlum bırak, başkası getire ya. Yok Arda. Güzel kızlara her zaman içki getirmek yani. Biliyorsun yani. İyi iyi, şarkıcı hiç fena değil. Aferin Rıza. Şimdi bana bak, bu Deniz'in kardeşi niye gelmiş? Bu ne yüzsüzlük ya? Kesin bedava yiyip içecek. Bunlar böyle. Aç bunlar, aç. Nur Hayat, güzel konuşalım, güzel düşünelim. Şu geceyi atlatalım, oldu mu? Atlatalım derken canım, bu benim düğünüm ya. Yudum yudum her dakikası içeceksin sen bu gecenin. Nur Hayat, benim de düğünüm, benim de. Öyle mi? O zaman acıcık sosyalleş hayatım. Git bir hoş geldiniz de bir şeyler yap. Mahkeme duvarı gibi duruyorsun. Bak bir daha getirmeyeceğim ha. Haydi fondi fondi lütfen kardeşim. Doktor bey. Bay. Nasılsınız ya? İyiyim yahu. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Sağ olun. Dedim bizim ev adına bir uğrayayım. Çok kalmayacağım. Saat 9'a 10 kala bitiyor. Benim ziyaret. Zaten garsonlarla aynı model smoking giymişiz. Hayatımın en korkunç moda piştisi, inanın. Olsun yahu, birden çeriyi görsen. Kuzey kutbu, herkes penguen gibi. Nur Hayat istedi diye. Bakar mısın? Terasa 2 tane vodka pişin alabilir miyim? No. Tamam, tamam. Yahu bir düğünde herkes mi tanıdık olur? Elimde de kaldı bu tepsi böyle. Önüne gelen, Bora koçum ya bir vodka. Ya kardeşim hazır elindeymişken bir şarap getirir misin filan. Kaynağı da öğrendik şurada. Vallahi barmenlik parası alacağım sizden. Aa, koskoca doktora ayıp yahu. Vallahi. Ya, ne demek, zevkle, zevkle. Şeyhmuz Bey, nasılsınız? Buradaysanız bizim sizle birkaç dakika... Tabii. Tamam. Evladım sen sabit durma. Tepsin hep dolu olsun. Dolaş, ikram ver hadi. Ne dedi o ya? Dolaş, ikram ver dedi. Nasıl? Bana mı dedi? Evet. Nasıl? Aa. Aa. Bu smokin, bu tepsi filan beni garson sandı. Yazık. Vallahi öyle yahu. Rezalet yahu. Hayır, hayatım boyunca anlatacağım bir hikaye var. Ben bu tepsiyi bırakayım ya. Bırak bırak, vallahi öyle, vallahi. Şimdi gördüm, kız çok şaşırdım. Aram yeni mi geldin? Burada mıydın? Oysa bir ara hep aklımdaydın. Canım isim neydi? Çıkaramadım, hatırlamıyorum. Her şey çok güzel gidiyordu. Konuşuyorduk, kız anlaşıyorduk. Günler çok çabuk geçiyordu. Ah, Ahmet abi. Ne haber? İyi. Hiç gelmeyeceksin zannettim. Vallahi iyi ki geldin. Oh ya. Ne oldu? Dayanamadın değil mi? Yok ya. Bunu bırakmışsın evde. Gülistan yaygarayı kopardı, beni aradı. Ben nasıl unuttum bunu ya? Sen aklını bile unutmuş olabilirsin orada. Ne demek şimdi o? Bir düşün bakalım. Ya da boş ver. Hiç düşünme. En güzeli bu. Bir şey içer misin? Yok, yeterince içtim zaten. Burası pek bana göre değil.
Sana mutluluklar. Ya da neyin peşindeysen artık. Mutluluğun peşindeyim abi. Burada ne işin var o zaman? Ama yani... Sence hata mı yapıyorum abi? Boş ver be Rıza. Sen bana bakma. Kafam güzelliğine fazla konuşuyor. Sen benden hayat tavsiyesi alacaksan yanlışsın. Hadi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Programımıza 5 dakika ara veriyoruz. Tekrardan geri geleceğiz. Ay Damla Baykuş, iyi ki gitti. Ben bu adamı görünce huzursuz oluyorum. Hay uğursuz mudur, nedir? Hay kendine de bir hayır yok ki. Nikah 15 dakika! Nasıl kartal limiti dolmuş? Kim doldurmuş yahu? Bilmiyorum.